hoş geldin Özgel. Buyurun. Sana zahmet. Sen elleri yıka, ben eşyaları halledeceğim. Nadia, kaç yıldır Türkiye'desin? Valla şu an 5 yıl oldu. Eşin Birtan'la nasıl tanıştın? Valla ben o dersleri veriyordum Rusya'dan online. O da meslek İngilizce öğrenmek istedi. Ne? Birtan senin öğrencin miydi? Evet. Birtan! Birtan, öğretmenini mi tavladın? Aynen öyle olacak. Harikasınız. Evleneli kaç yıl oldu? Biz 2,5 yıldır evliyiz. Nadia, Türkiye'ye alıştın mı? Alıştım tabii ki. Yani şu an zil var, daha iyi. Ama ilk yıl çok zordu. Çünkü hiçbir şey anlamıyordum. Ne oluyor etrafında, kim ne konuşuyor? Başka hangi dilleri biliyorsun? Başka benim şu an Rusça, İngilizce, Almanca ve Türkçe. 4. dil. Pardon. Hangi dilleri biliyorsun? Duyamadım. Rusça, İngilizce, Almanca ve Türkçe. Birtan, senin İngilizcen iyi mi? Eşim sayesinde İngilizcem gayet iyi. İstersen iyi olmasın Birtan. Bu arada Oğuz da geldi. Hoş geldin Oğuz. Hoş bulduk. Oğuz, hazır mısın? Evet, canavar gibi. Ama burası 3 kişi için fazla. Bir kişiyi feda etmemiz lazım. Ben çıkarım hocam. Çok teşekkür ederiz Birtancığım. Sana işinde başarılar diliyorum. Bol şans. Oğuz, süreni başlatalım mı? Evet. 3, 2, 1 ve süren başladı. Nadia, bu ev sizin mi? Evet. Oğuz, neden burada yarışıyoruz? Ben şehir dışındayım, söylemiştim zaten. Sen nerede yaşıyorsun? Sapanca. Sapanca güzel değil mi? Çok güzel. Zaten ben de İstanbul'daydım, güzel olduğu için gittim. Neden İstanbul'dan Sapanca'ya taşındın? Neden olabilir? Bir sürü sebebi var, herkes biliyor bunu. Nadia, İstanbul'da yaşamak zor mu? Vallahi gerçekten zor. Aslında fiyat konusunda burası çok pahalı. Markette gidiyorum yani çok zor. Her şey çok pahalı. Sapanca gidiyorsun daha ucuz alıyorsun. Oğuz, neyle başlıyoruz? Şimdi öncelikle burada ana yemekteki rostomuzun yapım süresi uzun olduğu için hemen onu mühürleyip tencereye dökülükleye koymamız lazım. O yüzden onu biraz zaman tasarrufu için önce onunla başlayacağız. Nadia, Oğuz güzel yemek yapıyor mu? Çok güzel yemek yapıyor Nadia, gerçekten. Nadia çok yemeklerimi yedi. Ama Oğuz biraz ağır sanki. Ona ağır denmez, profesyonel denir. Yemeklerin basit olduğu için mi ağır hareket ediyorsun? Basit mi gerçekten? Değil mi? Ne yapabilirdim? Bunun daha zoru ne var? Oo, neler var neler. Mantı açabilirdin. Ben ne yapacağım? Ne açacaksın? Kollarımı. Nadia, Oğuz gerçekten farklı biri değil mi? Tabii ki farklı ama ben Oğuz'u çok seviyorum. Gerçekten çok iyi bir insan, çok yetenekli. Sanatçı ruhu var değil mi? Var. Nadia'da da var. O yüzden iyi anlaşıyoruz. Nadia da mı sanatçı? Evin komple duvar kağıtlarını kendisi yaptı. Hatta eve daha sonra gelen duvar kağıt ustası Nadia iş teklifinde bulundu. Direkt. Anahtar teslim vallahi. Nadia, gerçekten duvar kağıtlarını sen mi yaptın? Ben yaptım. Her şeyleri mobilyada ben yaptım. Bu mobilyayı da mı sen yaptın? Ben yapıyorum. Her şeyi kendimi yapıyorum. Mobilya atölyesinde mi yaptın? Hayır, bunu alıyorum ama tabii ki parça parça oluyor. Parça parça olunca kurulum yapmasını gerek. Nadia, sen ne kadar da beceriklisin. Nadia, parmaklarına bakabilir miyim? Vallahi. 10 parmağında 10 marifet olanlardan mısın? Aynen. Oğuz, tavanın ısınmasını mı bekliyorsun? Doğrudur. Doğru mühürlemek için iyice ısınması lazım arkadaşlar. Tavan ısınırken neden başka bir şey yapmıyorsun? Sıkıntı yok, onu yaptıktan sonra kafam rahat edecek. Baktım, 2,5 saat çok uzun bir süre. 2,5 saat sınırlı bir süre olduğu için yarışmacılarımız başka yemeklerini de yapıyor. Mesela çorbanı veya tatlını yapabilirsin. Yapmayacak mısın? Şu an gerek yok. Oğuz, kum ressamısın. Güzel sanatlar mezunusun. Türkiye'deki ender sanatçılardan birisin. Çok iyi kaligrafi yapıyorsun. Ama ben senin bir yeteneğini daha öğrendim. Tuvalet kağıdıyla şov yapıyormuşsun. Futbol konusunda da çok iyiymişsin. Arkadaşlar, evet, futbol konusunda iyiyim çünkü küçükken Ronaldinho'ya hayrandım. Ondan izledim bazı hareketleri taklit ederek biraz geliştirdim. Pandemi sürecinde biliyorsunuz tuvalet kağıdıyla bir futbol şey oldu. Öyle bir challenge yapıldı. Evet. Ben de bir iki video çekmiştim. Sosyal hesabından bakabilir arkadaşlar. Çok vaktini yememek için kısa bir hareket göstereyim size hemen. Şöyle en azından şu hareketi göstereyim. Şöyle yapalım Güzel Bey. Siz bana gönderin, ben direkt omuzuma atayım. Bakalım ne yapacaksın. Hop! Bravo! Ana yemeğin etlerini mühürlemek için ısınan tavaya ayçiçek yağı konuyor. Oğuz çok akıllı bir çocuk bence. İnanılmaz strateji yapıyor. Gerçekten hani 3. Dünya Savaşı'nda olsa yönetir ya. Gerçekten bu kafada bir çocuk. Çok güzel eleştiriyor. Yorumlarda gömüyor. Ama iş puan vermeye gelince hop diyor ki ya ben de bu yarışmanın içindeyim. Bana da gelecek bunlar diyor. Bol keseden dağıtıyor. Bol keseden dağıtıyor. Ama adamına göre dağıtıyor.
Oğuz Bey'in dünkü verdiği 7 puan zaten hiç anlam veremedim. Günün oynadığı o kadar belli ki. Yani atıyorum biri yanıma vermiş olsaydı yine şaşırmazdım. Sonuçta kızın çorbası güzeldi, bir de salatası güzeldi. Zeynep Hanım'ın masası güzeldi. Başka hiçbir şey güzel değildi ki. Oğuz, ne arıyorsun? Öyle baktım, salça aldım. Salçayı ne yapacaksın? Şimdi bu rostoyu mühürledikten sonra sosuyla beraber haşlayacağım. Onun sosunu hazırlıyorum. Nadia, şu anda Türkiye'de ne iş yapıyorsun? Valla ben burası 3 yıl okulda çalıştım. Özel okulda İngilizce öğretmenlik yaptım burada. Ama pandemiden dolayı ayrıldım okuldan. Zaten biliyorsunuz zor bir durum maalesef. Yani şu an evdeyim. Özel dersleri vermeye düşünüyorum. Nadia, ben de öğrencin olabilir miyim? Alabilirsin. İngilizcem iyi ama o kadar da iyi değil. O zaman test yapalım mı? Hadi yapalım. How are you doing today? I'm fine. And you? I'm pretty fine, thank you. Why are you here today in my kitchen? What's going on? Oğuz masada bazen İngilizce konuşuyor. Test. Olur. Test, if you Nadia's friend, of course you can not speak English. Ana yemek için düdüklü tencereye salça ve sıcak suyla soğan ve sarımsak ekleniyor. Şu an kendi evimde olmadığım için isterseniz birazcık yavaşlık var. Oğuz, sence planlamayı iyi yapıyor musun? Kendi evimde olsaydım hepsi bir saate biterdi tahmini. Nadia, Oğuz size dün olanları anlattı mı? Anlattı, çok anlattı. Yoksa bilerek yedi verdiğini mi söyledi? Söylemedi. Oğuz, etimiz mühürlenirken tencerenin içine neler koydun? Defne yaprağı, soğan, sarımsak, baharatlar. Nadia, Türk yemekleri Rusya'da biliniyor mu? Valla bazı yemekleri var tabii ki orası. Mesela cacık çok ünlü. İnsanlar çok yapıyor. Ben aslında bilmiyordum o Türkiye'den geliyor. Burası taşındım, gördüm. Herkes cacık yapıyor her yerde. Cacık bizim milli lezzetlerimizden biri. Şey, mercimek çorbası var. Mercimek çorbasında bizim başka isim var. Yarışmacımız ana yemekte kullanacağı rostoyu mühürlemeye devam ediyor. Ve yarışmamızda bir ilk. Oğuz'la birlikte yine durduk bekliyoruz. Az önce tuvalet kağıdı fazla güzel yapamasam da telefonla harika bir şov yapabilirim. Hadi yap bakalım. Bakalım Oğuz bize nasıl bir şov yapacak? İlk dönemde yapacağım inşallah. Güzeldi. İnanmıyorum Oğuz. Gerçekten büyük bir risk aldın. Ayağında telefon sektirdin. Bravo. Zaten düşseydi beni birinci yapmak zorundaydınız. Telefon almam lazımdı. Sadece ana yemeğe odaklanan yarışmacımız eti mühürlemeye çalışıyor. Arkadaşlar şimdi bu diyeceksiniz 2 saat sürdü mühür olayı falan ama suyun içinde kalması için, lezzet için bu çok çok önemli. Çok önemli arkadaşlar. Şuralarını daha iyi mühürleyebilirim ama. Nadia, Oğuz yemekten anlıyor. Tabii ki anlıyor. Çok çok iyi anlıyor. Evet, hadi bakalım. Bismillah, sen gel buraya yakışıklı. Evet, bu yakışıklıyı şöyle attık arkadaşlar. Şimdi burada yaklaşık bu 1 saat, 1,5 saat haşlanacak. Ama kafamız rahat. Orada haşlanırken bizim onunla hiçbir işimiz yok arkadaşlar. Şu an tam suyumun yerinde. O zaman rostomuz hazır diyebilir miyiz? Birazcık daha sonradan kaptığım için şunu şöyle bir atayım. Ayıp olmasın. Kuz, karabiber, nane, tamam. Ana yemek dana rosto mühürlendikten sonra düdüklü tencerede haşlanmaya bırakılıyor. Sen bana o kadar konuş. Dana rosto mantar kremalı diye ismini de uzun uzun yazdır. Küçücük bir menüyle gel karşımıza. Ne koyacaksın tabağın yanına? Duygularını mı koyacaksın Oğuzcuğum? He? Dökülen inci tanelerini mi koyacaksın Oğuzcuğum? İnşallah güzel bir sunum yaparsın da dünün hakkını verirsin. Çünkü yoksa dilimden asla kurtulamayacaksın. Yani dana bonfile deseydi anlardım ama dana rostoya pek bir anlam veremedim açıkçası. Yani kendisi gibi karışık bir menü yapmış. Ruh karmaşıklığı yaşamış diye düşünüyorum Oğuz Bey. Zaten değişik bir karakter. O yüzden ruhunu yansıtmış yani. Sadece şöyle bir durum var. Oğuz Bey kendi sanatını konuşturan bir insan. Sürekli masalarda sanattan bahsetti. Sürekli paketlerden bahsetti. Sürekli sunumlardan bahsetti. Ben bile bu halimle o kadar ilginç şeylerle uğraştım. Kendimi zora koştum. Bir şeyler denemek için uğraştım. Oğuz Bey de azıcık kendisini zorlasaydı da bir şeyler görseydik. Oğuz, sırada ne var? Ne olsun, ne isterseniz. Sen ne istersen o olsun. Planlama sende. Şu biraz olsun, ortalığı dağıtmayalım. Şöyle dursun. Birazdan ben bunu ısındıktan sonra yerini alacağım. Şimdi hadi pelmenimize geçelim. Nadia, pelmeninin Türkçesi mantı mı? Valla mantı değil aslında. Çünkü gerçekten biz birazcık farklı yapıyoruz. Pelmeninde hamur var, eti var, soğan var, karabiber ve tuz var. Mantı gibi hamur açıyor musun? Tabii ki hamur açıyorsun ama hamur da çok çok basit. Yumurtalar, su ve un. Pelmeninin hamuruna başlayan yarışmacımız un, yumurta, tuz ve suyu karıştırıp yoğurmaya başlıyor. Nadia, sen hiç pelmeni yaptın mı? Tabii ki yapıyorum. Yani bence şöyle bir sormak lazım. Pelmeniye sormak lazım hiç Nadia yaptın mı diye. O derece. Zaten
Dolapta şu an bir yaptı, daha önce yaptı. Pelmeniler var. Gerçekten mi? Bakabilir miyim? Hayır, göstermeyin ya. Finalde burada görürüm. O pelmenileri görmem lazım. Hani neredeler? Nadia, bunları sen mi yaptın? Evet, ben yaptım. Misafirleri vardı, onları yaptım. Onları kalanları. Şekli gerçekten çok güzelmiş. Zaten çok gerçekten çok basit bir yemek. Ara yemek pelmeniye devam eden Oğuz, hamuru istediği kıvama getirmeye çalışıyor. Bravo Oğuz, ne kadar güzel yoğuruyorsun. Ama doğru. Yani gerçekten yani erkekler daha iyi hamur açılıyor. Neden? Çünkü daha güçlü. Nadia, Oğuz'un hamur açma yöntemi doğru mu? Şu an doğru yapıyor. Benim de zaten daha uzun sürüyor. Çünkü ben kadın daha o kadar güç yok. Onun daha güç var, daha hızlı yapıyor. Şu an hamuru bakarsınız gerçekten iyi bir hamur oluyor. Pelmeni için yoğrulan hamur istenen kıvama geldikten sonra buzdolabına alınıyor. Oğuz, şimdi ne yapacaksın? Ya ben Zuhal Hanım'a burger yapacaktım. Burger ekmeği, maya varsa ona burger ekmeği hazırlayacağım. Sen ayrıca burger ekmeği mi yapacaksın? Zaten basit, evet, bir hamur hazırlayayım. Menü dışında bir ikram olduğu için evden bir ürün kullanabilirsin. Çok az bir şey yapacağız arkadaşlar. İlk gün Maysa'nın hazırladığı hamburger ekmeği çok tartışma konusu olmuştu. Sen de Maysa Hanım'dan daha iyi hamburger ekmeği yapacağını iddia ettin. Hatta hamburgeri 18 kat yaparım demiştin. 15-16 bir şeyler olacak bakalım. Nadia, Oğuz hamburger ekmeği yapar mı? Yapabilir, her şeyi yapabilir. Oğuz, şu anda zaman kaybettiğinin farkında mısın? Şu anda menünün dışında bir işlem yapıyorsun. Tabii ki anlıyorum, amacın çorba. Bu şu an gönül kazanma. Zuhal Hanım'ın gönlünü mü kazanacaksın? Tabii, Zuhal Hanım'a bugün çok güzel bir hediyem de var. Yarışmacımız menüsünün dışına çıkarak hamburger ekmeği için hamur yoğuruyor. Oğuz, senin aslında birçok reklam projesinde imzan var. Yani dediğim gibi ifade ettim zaten ilk görüşmede. Kurumsal markalara reklam filmleri yapıyorum. Kum'la o firmanın hayat hikayesini, yaptığı işleri, felsefesini, ideolojisini Kum'la sahne sahne anlatıyorum. Yüzlerce firmaya işler yaptım. Bu biraz şey oldu, yumuşak olması gerekiyordu. Yoğun oldu. Sıkıntı değil, bu biraz mayalansın, onu ben tekrardan değerlendireceğim. Şöyle de atabilir zaten, sorun değil. En azından şöyle mayalansın bu. Bu bir saat mayalansa da benim işimi görür, sorun değil. Evet. Şimdi hadi pelmenimize geçelim. Ama geçmeden önce bir onun malzemesini hazırlayacağız. Pelmeninin iç harcına geçen yarışmacımız kıymaya karabiber attıktan sonra soğan rendeleyip yoğurmaya başlıyor. Tamam, sen artık burası her şeyi biliyorsun. Evet. Mutfak sana bırakıyorum. Tertemiz kalsın tamam, mutfak, tamam mı? Tamam. Sağ olam. Nadia, gidiyor musun? Evet, gidiyorum. Eşim bekliyor. Çok teşekkür ederiz Nadia. Seninle tanıştığımız için çok mutlu olduk. Ben de çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Şimdi ne yapıyoruz Oğuz? Şimdi malzememiz hazır. Ya bunlar çok basit işte. Ben şu an kafam sizde yani. Eğleniyorum şu an. Pelmeninin iç harcı hazırlandıktan sonra dolapta dinlendirilen hamuru merdane ile açılıyor. Bugün sence kim adaletli olur? Yetenek olarak yok arkadaşlar, açık söylemek gerekirse. Yani şov yapmıyorum. Ama hakkaniyet konusunda ben ifade ettim daha önce zaten. Maysa Hanım'ın kendi puanlarını korumak adına birazcık şey yapabilir. İşleri olumsuz yönden bakabilir. Pelmeni için açılan hamur kare kare kesiliyor. Pelmeniden kişi başı kaçar tane koyacaksın? 5. O zaman en az 30 tane yapman lazım. Yaparız, ne olursa. Zaten bundan sonra bitiyor zaten bak. Yemin bitti sayılır. Çok basit. Pelmeni için kare şeklinde kesilen hamurlar kıymalı harcıyla kapatılıp son şekli veriliyor. Büyük büyük pelmeniler yapmak yerine birkaç ya 40 tane sığan mantı yapsaydı da biz de görseydik yani. Bir içli köfte açsaydın bize keşke. Ne bileyim bir sarma yapsaydın keşke. O kadar konuştun ya, dilin çıktı ama bu menüyle mi çıktı o dilin? O dilin bugün masada içine kaçacak senin Oğuz. Oğuz, çatalaşı çorbanda yeşil mercimek kullanılıyor ama sen onun yerine börülce kullanacaksın. Hayır, zaten börülce kullanılıyor ama börülce her yerde bulunmuyor. Mesela bildiğimiz kurumsal marketlerin çoğunda yok, biliyor musunuz? Çoğunda yok. Bu işte sebeple herkes tercih etmediği için alternatif olarak mercimeği seçmişler. Öyle. Ama doğrusu börülcedir. Amasya ve Aydın yöresinde yapılır. Zaten börülce bakliyatı Ege'de yetişiyor. Aydın'da olması normal ama Amasya'nın da böyle bir klas yemeği ünvan edinmesi takdire şayan. Pelmenileri tamamlayıp derin dondurucuya alan yarışmacımız çatalaşı çorbası için düdüklü tencereye börülce koyup suyunu ve tuzunu ayarlıyor. Şimdi arkadaşlar bu biraz haşlandıktan sonra bunun içine şey de ekleyeceğim. Ben şimdi şu kalan şeyi aslında
Hamburger etini beraber kullanabilirim. Menüsü dışında hamburger hazırlamak isteyen yarışmacımız kıymayı açıp kalıpla şekil verdikten sonra derin dondurucuya alıyor. Hamburgerin ekmeği istediğin gibi oldu mu? Ekmeğe bakacağız. Burada mayalanıyor. Ama ben onu beğenmedim. Bir tane daha hazır yapacağım ekmeğini. Hazır mı kullanacaksın? Evet. Sipariş mi edeceksin? Evet. Çünkü ekmek mayalanma süresi yaklaşık 3 saat sürüyor. Çünkü ben mini burger yapmıyorum. Büyük burger ekmeği olduğu için. Ekmeğini hazır kullanacağım Gürbüz. Yani o kadar yemek yapıyorum, bir daha aynı zamanda menüde olmayan bir şey için ekmeğiyle uğraşmıyorum. Çünkü mayalanma süresi, pişme süresi falan filan 2 saatim alıyor, ona hiç girmedim. Zaten fırını kullanacağım için girmedim. Ama o zaman da hamburger ekmeğini sen yapmadın diyecekler. Kesinler. Tatlıya geçen yarışmacımız taze kadayıflarını ayıkladıktan sonra arasına koyacağı kaymak için sütü ocağa alıyor. Valla beni Gürbüz sen heyecanlandırıyorsun, yoksa ben hiç böyle değilim. Hadi canım. Süre bitecek, süre bitecek falan söyleme ya. Yoksa stres olmaya mı başladın? Evet. Tatlının kaymağı için süte irmik ve krema ekleyen yarışmacımız kadayıfları yağlamak için tereyağı eritiyor. Dolaptan tekrar tereyağı alacağım, unuttum. Hadi hemen al. Neyse almayacağım, boşver. Neden? Vazgeçtim, canım istemedi. Zorlama. Evet. Kadayıfın tereyağı eridi mi? Evet. Tepsiye alınan kadayıflar eriyen tereyağıyla yağlandıktan sonra hazırlanan kaymak dökülüyor. Oğuz, şimdi ne yapıyoruz? Kadayıfı tereyağıyla ıslattım. Daha sonra? Üzerine şöyle gördüğünüz gibi kaymaklar koyuyorum. Kaymağı kavurdun mu? Evet, kavurdum ama herhalde çok biraz şey oldu, yoğun oldu. Biraz sulu olsa daha iyi olurdu. Tereyağlı kadayıfların üstüne kaymağı yayan yarışmacımız yine tereyağlı kadayıflarla kaymağı kapatıyor. Ardından süt ve şekerle şerbetini hazırlıyor. Şimdi neye geçiyoruz? Şimdi çorbaya geçtik. Nihayet çorbaya geçtik mi? Zaten gerisi artık 15-20 dakikalık bir iş. Bize burada ihtiyacımız olan artık bol bol su. Çatalaşı çorbası için doğranan soğanlar kavrulmaya başlarken sarımsak da ekleniyor. Oğuz, şerbeti sıcak sıcak dolaba koymak doğru mu? Ne yapalım, vaktimiz yok fazla. Şöyle. Sence şekeri eridi mi? Eridi tabii ki de. Ya biz bunu yine de ne olur ne olmaz arkadaşlar. Şöyle 5 dakika dursun, öyle koyalım. Bence de Oğuz. Şerbetin yarısı süt, yarısı su. Sence bu şerbet oldu mu? Öyle olur zaten. Oğuz, üzülerek söylüyorum ama kalan süren 55 dakika. Şimdi tostumuzun kremasını yaparız. Ama yap, hazırlayalım hadi. Ondan sonra salataya geçeriz. Salatamız yok, mantar sosumuz yok, tatlımız pişmedi. O kadar çok eksik var ki say say bitmiyor. Gürbü, senden bir ricam var. Heyecandan biraz unutabilirim. Ben şimdi bunu fırına koyacağım. Bana bir 15 dakika sonra hatırlat, olur mu? Yarışmacımız cevizli sütlü tel kadayıf tatlısını fırına veriyor. Ardından ana yemeğin mantar sosu için soğan doğruyor. Oğuz, kum ressamlığı yaparken dünyayı da geziyor musun? Evet. Nerelere gittin? Genelde Avrupa oluyor. Balkanlar, Dubai, birkaç Arap ülkesi falan oldu. Uzak Doğu ve henüz Amerika olmadı. Sana nasıl ulaşıyorlar? Kenada oradaki Türk dernekler çağırıyor, %90. Türk dernekler, Türk firmalar davet ediyor. Kongre yemeklerinde, toplantılarında. Geri geliyor, düğüne bile gidiyoruz. Lansmanlarına bile katılıyoruz yani, öyle kapsamlı bir iş aslında. Aslında senin çalışma alanın çok geniş. Evet, alan çok geniş. Dediğim gibi reklam filmine kadar var. Ana yemek için soğanlar kavrulurken doğranan mantarlar ekleniyor. Evet, şimdi bu arkadaşlar burada. Birazcık öldükten sonra kremasını koyacağım. Biraz daha süt ekleyip birazcık da tuz. Finalde de tereyağıyla beraber muhteşem bir mantar kreması olacak. Mantar sosuna devam eden yarışmacımız kavrulan mantar ve soğanlara krema ve süt ekliyor. Bu yemekleri daha önce yaptın mı? Ama şu an gerçekten ilk defa yapıyormuş gibi gözüküyorum. Sırf işte bu sizin yorumlar, az süre kaldı vesaire. İnsan geriliyor. Gerçekten gerildin mi? Evet, biraz. Ana yemek için düdüklü tencerede haşlanan dana rosto kontrol ediliyor. Of, muhteşem koku geldi ya. Düdüklü tencereyi açan yarışmacımız etini tadarak kontrol etmeyi ihmal etmiyor. Bak bakalım pişmiş mi? Nasıl olmuş? Bana da versene, ben de tatmak istiyorum. Gürbüz'üm buyur. Kahvaltı yapmadın mı? Ah Oğuz, ne kahvaltı yaptım ne de yemek yedim. Gürbüz, nereye düştü o ya? Eyvah, tadamadım yine. Gülbüşüm alamam, kusura bakma. 20 dakika verirsen alayım. Ana yemek için haşlanan dana rostoyu kenara alan yarışmacımız çatalaşı çorbası için düdüklü tencerede haşlanan börülceleri kontrol ediyor. Eyvah, yanmış mı yoksa? Sıkıntı yok. Arkadaşlar, yanma falan yok. Gerçekten yok mu? Yok. Oğuz, dibinden sakın koyma. Koymam tabii ki, niye koyayım zaten? Eyvah Oğuz, yanmış.
Yanık kokusu siner mi acaba? Hayır. Gerçekten sinmez mi? Çok az alt yandı arkadaşlar. Çatalaşı çorbası için kavrulan soğan ve sarımsaklara haşlanan börülcelerden sonra salça karıştıran yarışmacımız suyunu ayarlıyor. Ardından fırından çıkan cevizli tel kadayıfın sütlü şerbetini döküyor. Şerbeti de döktüğümüze göre tatlımız hazır. Son derece kontrollü ve dikkatli çalışıyorsun Oğuz. Seni tebrik ediyorum. Uzak Doğu'yu dolandı, Rusyaları dolandı, oraları buraları dolandı. Sonunda geldi Kürtçü dükkanına düştü. Cevizli tel kadayıf. Hiç sevmem. Ha, benim sevdiğim şeyi yapmak zorunda mı? Asla. Yaptım mı? Daha önce de denedim, yaptım ama benim sevdiğim bir tatlı değil. Cevizli tel kadayıf her ne kadar basit görünse de sonuçta pişirmesi zor bir şey. Onun da yine kıvamı çok önemli. İçindeki ceviz miktarı, şeker miktarı ve pişme oranı çok önemli. Ayrıca kadayıfı ne şekilde sunacak? Yani ona nasıl bir sunum yapacak? Onu çok merak ediyorum. Süremiz giderek azalıyor ama hala soğukkanlılığını koruyorsun. Ya diyelim yetiştiremedik. Ne olacak? Ölüm var ucunda. Şurada yoğurdumuz vardı herhalde. Pelmeni için salçalı sosla yapacak mısın? Şöyle salçalı sos yapacağım ve salçası değil, sadece sosunu değerlendireceğim. Pelmeni için hazırlanan yoğurtlu sos sıkma torbasına alınıyor. Bu arkadaşlar, şimdi bunu koyuyorum. Neden biliyor musunuz? Olur da Zeynep Hanım zaten sarımsaksık sevdiğini söyledi. Bu onun için en azından ayırmış olalım. Ara yemek pelmeni için su kaynatan yarışmacımız ana yemeğin yanında sunacağı patates ve havuçları soymaya başlıyor. Oğuz, dünkü fayita nasıldı? Tadı güzeldi. Ben zaten iki tabak yedim ama sunum kötüydü ve çok azdı. Aslında iki tabak yedim ama toplasan yarım porsiyon yapmaz. Sunumu mu beğenmedin? Evet. Ya o şık evin herhalde koskoca şık evde herhalde internet modemi yok. Bir araba motoruna yazabilirdi. Yani bir görsellere bakabilirdi en azından. Ama lezzette sıkıntı yok. Etimiz beğendim, yumuşacıktı. Ana yemekle sunulacak patates ve havuçlar soyulduktan sonra doğranmaya başlıyor. Oğuz, senin için masa düzeni önemli mi? Önemli, çok önemli. Masada da sık sık dile getirdin zaten. Ya zaten ben sanatçıyım arkadaşlar, her şeye o gözle bakıyorum. Zaten o gözle gördüğüm için zaten bu işi yapıyorum. Her şey çok önemli. Salataya özel bir sos yapacak mısın? Özel sos yapmayacağım. Bildiğiniz zeytinyağını ve nar ekşisi. Ben limon kullanacağım. Zaten bu üçü zaten efsane soslar. Meyveli yeşil salata için kıvırcık marul doğrayan yarışmacımız meyveleri ince ince dilimliyor. İnce doğrarsam arkadaşlar kabuğu rahatsız etmez. Bakın görüyorsunuz. Şöyle ince doğranırsa kabuğu rahatsız etmeyecektir. Devam edelim. Portakalları salatanın içine koyacak mısın? Tabii içine karışık arkadaşlar, çok rahatlıkla yeniyor. Hatta bir tane şöyle kontrol için vermek istiyorum size. Bir bakın şöyle kabuğuyla beraber. Hadi tadalım. Gürbüz Bey nasıl? Evet, yorum alayım Gürbüz Bey. Güzel ama yarışmacılar bunu eleştirebilir. Eleştirsinler, sonra first class bir restaurant yedikten sonra pişman olacaklardır. Salata için portakaldan sonra elma dilimleyen yarışmacımız bir yandan da mutfağı toparlamaya çalışıyor. Oğuz, artık masanı kurmaya gidelim mi? Yemekleri kontrol etmeyi unutma. Arkadaşlar pelmeni unutmayalım yani. Kaç dakika daha haşlanacak? 5 dakikası kaldı. Salatanın üstünü kapatmayı unutma. Hadi masa kurmaya gidelim arkadaşlar. Oğuz, nihayet masaya geçtik. Evet. Son saniyeler, çok heyecanlı. Masa örtüsünü seren yarışmacımız hemen çiçeğini yerleştiriyor. Bunu eşim göndermiş. Normalde büyü var ama ben yine bunu... Eşin gönderdiği için mi bunu kullanacaksın? Evet, öbürü çok daha büyük ama sırf o gönderdiği için bunu kullanmam gerekiyor. O zaman şöyle yapalım. Bu mutlaka çok önemli. Bunu yayınlayın arkadaşlar. Eşim gönderdiği için bunu kullanmak isterdim. Kullanabilirim de. Ama eşimin, bir de şunu gör bakalım. Fakat eşimin bunu gördükten sonra, oğlum çok teşekkür ederim ama yine de bunu kullansan daha iyi olur diyeceğini bildiğim için, gönlümden geçen bunu kullanmak. Ama eşimin yine de bunu kullan dediğini bildiğim için bunu koyuyorum yerine. O zaman eşinin gönderdiğini kaldırıyorsun. Bu biraz ister istemez sofra düzenini etkiler, bu daha şaşalı duruyor. Eşime de buradan çok çok teşekkür ederim, çok nazik. Masayı kurmaya devam eden yarışmacımız yemek takımlarından sonra çatal, bıçak ve kaşıkları yerleştiriyor. Çabuk ol Oğuz, son 3 dakika. Hemen geliyorum. Çabuk ol Oğuz, çabuk. Eyvah, sebzeler yandı mı yoksa? Kıtır kıtır, kıtır kıtır. İstersen buraya koyabilirsin. Bir sorun değil, şöyle durabilir. Bir sorun değil arkadaşlar. Pelmeni nasıl olmuş? Mantıyı kontrol edelim. Yemekleri kontrol eden yarışmacımız salona dönüp masanın eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Çabuk ol Oğuz, çabuk. Şunlar acaba atlarına koymama gerek var mı? Ben olsam koyarım. Ben de. Çünkü uzanarak almaları çok zor. İhtiyaç. Önce bunu yerleştirip çatallarla uğraşmazdık ama neyse. Kağıt peçeteleri de yerleştiren yarışmacımız son kontrollerini yapıyor.
Nereye gidiyorsun? Ben hemen üstümü değiştirip geliyorum. Koş Oğuz, koş!